Rabben eftah beynena diye duanın okunuşu ve biz bu duayı niçin okumalıyız? Duanın okunuşu 54'te. En sonda yapıyorum ya hep. Oradan 5. duaya geçiyor Araf'ta. 254. sayfada şeyden başlıyor. Vesi'a Rabbuna kulle şeyin ilma. Rabbimiz ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Alallahi tevekkelne. Ancak Allah'a tevekkül ettik. Ondan sonra Rabben eftah geliyor. Bir evvelki ayetten başlamak suretiyle. Çünkü önce Allah'a met edeceksin. Bütün dualarda önce Allah-u Teala'yı met edeceksin. Met etmeden evvel bir şey istenmez Allah-u Teala. Neyle met edeceksin? En azından elhamdülillahi rabbil alemin. Hamdü sena edeceksin yani. Ama Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde birçok methiye var değil mi? Sübhane rabbiyel aliyyil e'lel vehhab. Şimdi orada bütün dualara başlama, istiftah. İstiftah fetihten geliyor yine, açılım, başlama. Bütün duaların başında ne diyoruz? Sübhane rabbiyel aliyyil e'lel vehhab. Rabbimi tenzih ederim. Rabbim kim? Rabbi el Ali. Çok yüce. El e'la. Yücelerin yücesi. El vehhab. Karşılıksız bolca veren. Ne demek istiyorsun? Ya Rabbi sen karşılıksız bolca verensin. Ben şimdi bir şeyler isteyeceğim. Önce met edeceksin. Peşine isteyeceksin. Sünnet-i seniyeye ittiba eden, dua adabına uyan zaten bunların hepsini yapar. Yoksa rastgele pat diye ya Rabbi bana bir uşak ver, kuşak ver, bilmem ne. Bu şekil dualar edebe muhayirdir. Sünnete de muhaliftir. Evet.